Merhaba sevgili arkadaşlar, bir Ürün Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz etek modelinin yapımını paylaşacağım. Eteğin modeli böyle kabartma örneğinden oluşmakta. Şöyle kabartmalı bir model uyguladık. Gayet güzel, şık bir model oldu. 3 boyutlu bir model de denilebilir. Şöyle bel kısmında bir fiyonk detayım var. Yine zincir çekerek yaptım. Uçlarına da şöyle boncuklar yaptım. İsterseniz boncuğunuz yoksa kullanmayabilirsiniz. Farklı bir hani belini farklı bir şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Şöyle belde de lastik modelimizi yine kabartma modeli olan bir lastik modeli uyguladım. Bakın esneyen bir beli var. Eğer çocuğunuzun beline olmazsa bu zinciri hani çekerek beline göre ayarlayabilirsiniz bel kısmını. Eteğim 1-1,5 yaş için uygundur. Şöyle ölçülerini de vereyim isterseniz size. Şöyle düzenleyelim. Ölçülerini de yine verelim. Şuradan dip kısma kadar 23 santimlik, bakın şurada 23 santimlik bir ölçüsü var. Bel lastiğinin ölçüsü de 51 santimdir. Toplam trabzan sayısını yine videonun içerisinde size belirtiyorum. Ona göre yapabilirsiniz ama burada önemli olan santim arkadaşlar. Hangi yaş grubuna göre yapacaksınız eğer belini ölçerek yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Kullandığım malzememden bahsedeyim size. Ben bu eteğimde Lamia Baby Boom kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. %100 akriliktir. 100 gram 250 metre. Kolu da 782. Bu ip kartopu Baby One'ın eşi niteliğinde, yani hemen hemen aynı özellikleri sahip. Hatta kodu bile aynı arkadaşlar. İstediğiniz, illa bu ipi kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz. Önemli olan bebe yünü olması. Toplamda bir adet bir bütün kullandım. Bundan da çok az kullandım arkadaşlar. Hani ikinci ipten çok az kullandım bu ölçülerde. Tığımda şu lastik kısmını ben 5 numara 3 milimlik bir tığla ördüm. Etek kısmını da 6 numara 3,5 milimlik bir tığla ördüm. Eğer elinizde iki tığ da yoksa aynı tığla devam edebilirsiniz. Ama şurasının kalın tığla örülmesi önemli. Böyle yumuşak olması için. Çünkü kabartma bir model olduğu için kalın tığ tercih etmenizi öneririm. Evet, şimdi eteğimiz bu şekilde. İsterseniz eteğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle bel lastiği ile birlikte başlıyorum. Benim bel lastiğim 51 santim, 1-1,5 yaş için uygundur. Size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Öncelikle istediğiniz ölçüde bir zincir çekin. 6 aylık yapmak istiyorsanız 47-48 santimlik bir zincir çekin. 2 yaş yapmak istiyorsanız eğer 53 santimlik bir zincir çekin. Çocuğunuz kaç yaşsa onun beline ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Santimini ayarlayabilirsiniz. Benim burada toplamda 51 santim için 80 tane trabzanım var. 80 trabzan 51 santime denk geldi. Onun üzerinde bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi size örnek amacıyla şöyle bir zincir çektim. Zincirinizi çekerken bakın benim zincirim esniyor. Böyle oldukça bolca bir zincir çekin. Yani çok da bol çekip bu kısımlarının tabii hani böyle delik delikli olmasın. Gevşek bir zincir çekin, böyle esneyecek. Bunun üzerine trabzanlarla dolduracağız arkadaşlar. Şöyle her bir ilmeğime trabzan yapıyorum. Ölçerken de şöyle çekerek biraz ölçün. Çünkü zaten esneyen bir model. Çocuğun beline girerken de hani giydirirken de çocuğumuza esneyecek. O esneme payını da göz önüne almamız gerekiyor ki bol durmasın çocukta. O yüzden esneterek ölçmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi şöyle biraz trabzan öreceğim. Bunu size göstermek amaçlı, hani belini göstermek amaçlı yapıyorum. O yüzden kısa bir parça üzerinde göstereceğim. Şöyle biraz ilerletelim.
Evet, şimdi ördüğümüzü varsayalım. Şöyle uzunca bir trabzan şeritim oldu. Bunu ikisini birleştiriyoruz. Bu şeriti birleştireceğiz. Şuradan bakın atıyorum. İçinden çıkarıyorum. Şu ortaya da batıyorum. Şuradan da ilmek alıyorum. Karşıdan içinden çıkardım. Şuradan da bir tane ilmek alacağım. Şu parçayı uzun çekmişim. Atıyorum bu tarafa. Ve şuranın da şu üstünden alıyorum. Ve birleştirdim. Şöyle birleştirdim. Böyle bir yuvarlak halkamız olacak. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Öncelikle şöyle önden alıyorum. Bakın ön lastik. Şekilde. Trabzan yaptım. Bununla arkadan geliyorum. Öne doğru üzerinden bu şekilde. Bunu da yine bu şekilde alıyorum. Sıradakine arkadan öne doğru geldim. Bir önden, bir içten yani arka taraftan lastik alarak devam ediyoruz. Örneğimize. Bakın bir önden, bir arkadan öne doğru geliyorum. Evet, bunu da önden alıyorum. Ve ilk başladığım yerle birlikte birleştiriyorum. Şimdi tekrar iki zincir çektim. Şimdi bakın bu önde gözüküyor. Şu önde gözükeni önden alacağım. Yani bel kısmından yine lastik olarak. Şu arkada gözükeni de yine arkadan alıyorum. Öndekini önden. Arkadakini arkadan. Öndekini önden, arkadakini arkadan. Öndeki önden, arkadaki arkadan. Evet, bu şekilde toplamda 4 santim olana kadar ördüm arkadaşlar. Bakın. Göstereyim. 4 santim. Daha ölçeyim isterseniz. Evet. 4 santim olana kadar ördüm. Şimdi örnek kısmımızı yapacağız. Evet. Şimdi modelimizin yapımına başlıyoruz. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şu ilk üzerine yani yanındaki ilmeğime şu dış lastiğimin hemen üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şurada hemen bakın şu arka lastiğimin üzerine yani hiç ilmek atlamıyorum. Bunun üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum, bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğime sık iğneyle bağladım. Tekrar bir tane zincir çektim. Yine bir tane atlıyorum. Şu bakın şu öne atladım. Şu arka lastiğin hemen üzerine yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzan yaptım. Şimdi hemen yanındakini şuna bir tane trabzan yapıyorum.
Bakın 3 trabzan yaptım. Hemen yanındakine hiç atlama yapmadım. Yanındakine bir tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. Şuraya da yine hiç atlama yapmıyorum. Hemen yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şöyle göstereyim bakın. Evet. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkincinin üzerine sık iğne ile bağladım. Yine bir zincir çekiyorum. Şuraya bakın bir tane atlıyorum. İkincinin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Hemen yanındakini bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Yanındakini 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir, bir tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne ile bağladım. Şimdi bakın. Yani bakın 3 tane aynı yere, hemen yanına bir trabzan, tekrar yanına 3 trabzan. Böyle bir grup oluşturmuş oluyoruz burada. Yine bir zincir çekiyorum. Şuraya bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. Sadece bu sık iğne kısmında, sık iğneye giderken ve sonrasında birer tane atlamış oluyoruz. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. 3 ipimi doladım. Yanına, hemen yanına bir trabzan. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine de 3 tane trabzan yapıyorum yine. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın böyle bir grup oluşturmuş olduk. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ile bağladım. Yine bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkincinin hemen üzerine. 1 2 3 trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine bir tane trabzan. Ve ipimi doladım. Tekrar yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Evet, yine burada bir grup oluşturmuş olduk. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir tane atlıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye de yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine burada grubumuzu oluşturacağız. İpimi doladım. Hemen yanındakine trabzan. İpimi doladım. Hemen yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinci sık iğne. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan. İpimi doladım. Yanına bir trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine 3 trabzan. Evet, bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine 3 tane trabzan. 2 3 Yanına trabzan. Yine yanına 3 tane trabzan aynı yere. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan.
Evet, ilk sıramız bu şekilde ilerlemiş olacak. Buraya kadar anlaşıldı sanırım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi en son sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Bir tane atlıyorum. Hemen ikinciye 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Burada başlarken de bir tane trabzan yapmıştık. Yani grubumuzun devamı bu arkadaşlar. Burada bir tane boşluk kaldı. Önemli değil. Bunu atlayacağım. Sıra sonundayım çünkü ayarlamam gerekiyor. O yüzden şimdi şurada bakın şu trabzanımla birleşimimi yapacağım. Bakın şuradaki şu kısımla, şu trabzana geçişte olan kısımla şurayla birleşimimi yapıyorum. Evet, böylelikle de ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bunları lastik olarak alacağım. Bakın bir zincir çektim. Şunu bu şekilde lastik olarak alıyorum. Bakın alttan sık iğne, ipimi dolamadım. Yine yanındakini lastik olarak alıyorum. Ve yine yanındakini de lastik olarak alıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şu ortadaki sık iğneyi atlıyorum. Direkt buraya geçiyorum. Bu sık iğneyi atlıyorum. Direkt buraya sık iğne olarak geçiyorum. Bir. Yanındakini de yine bu şekilde alıyorum. İki. Yanındakini de yine bu şekilde alıyorum. Üç. Şöyle önden de bakın. Bu şekilde gözükecek. Şimdi bakın şu ortada bir tane trabzanım var. Buraya trabzana geçerken bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Bunu da önden trabzan olarak alıyorum. Bakın tekrarlıyorum. İpimi doluyorum. Şunu önden alacağım. Bakın şöyle önden geliyorum. İlmeğimin üzerinden yani lastik olarak alıyorum. Bir zincir ve şunları yine lastik olarak alıyorum. İkinciyi de sık iğne olarak alıyorum. 2 ve 3. Sık iğne var. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi atlıyorum. Yandakine yani şu grubumuza geçiyoruz. 1 2 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şunu önden yine trabzan lastik olarak alıyorum aynısı gibi bakın önden. Bir zincir çektim. İpimi dolamıyorum. Bunları yine şöyle tek tek sık iğne lastik olarak alıyorum. Sadece bu trabzanlar önden alınıyor arkadaşlar. Şunlar sadece önden lastik olarak alınıyor. İnşallah gözüküyordur şöyle bir. Döndürüyorum. Devam edeceğim. Evet, bunlar lastik. Şimdi burada bakın bir tane trabzanım var. Bir zincir çektim. Önden alıyorum. Lastik olarak. Sık iğne. İpimi doluyorum. Buradaki tek trabzanımı
Arkadan trabzan olarak alıyorum. Şu üçlüyü de yine sık iğne olarak alıyorum. Şimdi ortada sık iğnem var. 3 zincir çektim. Atlıyorum bu sık iğneyi. Karşı tarafa geçiyorum. 2 3 1 zincir. Şunu önden alıyorum. Bir zincir. Bunları da kalın. Yani şu ortadaki tek trabzanları önden trabzan olarak alıyoruz. Bir zincir. Önden trabzan olarak alıyorum. Bir zincir. Bunları da sık iğne lastik olarak alıyorum arkadaşlar. Yine sık iğne yerine geldim. Bakın sık iğne yerindeyim. Atlıyorum. Direkt sık iğne olarak şu üçlü grubumuza geçiyoruz. 2 3 bir zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanım var. Bunu önden alıyorum. Yine bir zincir. Bunları da yine bu şekilde arkadan sık iğne olarak alıyorum. Bakın burada sık iğne 2 3 zincir. Karşıya hemen geçiyorum. Sık iğnelerde 3 zincir çekeceğiz. Ve sık iğne olarak bu üçlü bloğu üçlü olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanımı önden trabzan olarak yani lastik olarak alıyorum bu şekilde. Evet, şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Şimdi geldik sıra sonuna. Bakın burada bir tane trabzanım var. Bir zincir çektim. Bunu da önden alıyorum yine. Burada bir zincir çekiyorum ve birleştiriyorum şurayla. Böyle birleştirdim. Döndürüyoruz. Şimdi düz yüzündeyim. Bir zincir çektim. Şu lastiğimizi, bakın şunu lastik olarak yine alacağım. Evet, bunu lastik olarak alıyorum. Evet, şimdi bakın kenarında boşluk var. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Evet, 3 trabzanımızı yaptık. Bir zincir. Şu boşluğa bakın şuraya atlıyorum. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve şuradaki bakın şu trabzanın lastik trabzanın hemen şurada yanında boşluk var. Bu boşluğa 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 Şu lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. Yani buradaki şu altta yapmış olduğumuz bu bloğu burada da devam ettiriyoruz. Bunu yine lastik olarak alıyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa bakın. Yani buradaki bu boşluklar bir zincir çekmiş olduğumuz boşluklar. Buraya trabzan yap. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Bir zincir. Şuradaki şu altta 3 zincir çekmiş olduğum yere sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve şu boşluğa 3 tane trabzan yapacağız. Bakın şuradaki yani şu lastiğin hemen şuradaki boşluğuna 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bunu da lastik olarak alıyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa da yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Bir zincir ve şuraya sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde. Yine bir zincir çekiyorum. Geliyorum şu lastik kısmının yanındaki boşluğa. Buraya 3 trabzan. 1
2, 3. Bunu lastik olarak alıyorum. Yine bu boşluğa, yani sağındaki ve solundaki boşluklar, bak. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir şuraya sık iğne ile bağladım. Bir zincir ve yine bakın buraya boşluğa 3 trabzan. Lastik olarak alıyorum. Ve yine şuradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Evet, sanırım bu kısım da anlaşıldı. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Şöyle göstereyim, bakın. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın en son sık iğne. Geliyorum buraya. Burası birleştirme noktam. Şurada bakın lastik yapmıştım. Hemen lastiğin solunda 3 tane trabzanım var. O zaman sağında olması gerekiyor. Burada bir bloğum olması için. Şurada sık iğneden sonra bir zincir çektim. Ve şu boşluğa, şuradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 tane yaptım. Sonrasında da şöyle birleşimimizi yapıyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bir zincirimizi çektikten sonra şuradaki 3 tane yine ters taraftayım. Bakın lastik olarak alıyoruz. İkinci sırada yapmış olduğum işlemi yapıyorum. Arkadan sık iğne lastik olarak alıyorum. Bakın bu şekilde. Ortadaki sık iğneli yeri 3 tane zincir çekiyorum. Direkt şuradaki trabzanın ilkine sık iğne olarak atlıyorum. 2, 3. Evet, burada geldim, bakın bir trabzan, yani lastik olan kısma. Burada bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Arkadan geliyorum ve bunu lastik olarak alıyorum. Buradaki bu tek trabzan hep lastik olarak devam edecek arkadaşlar. Önden yine bir zincir çektim ve bunları bu şekilde sık iğne olarak lastik olarak alıyorum. Yine buradaki sık iğneli sıradayım. 3 zincir çektim. Atlıyorum buradaki bloğuma. Sık iğne, sık iğne, lastik olarak sık iğne alıyorum. Bakın. Aradaki tek trabzanım, ipimi doladım. Önden. Burada bir zincirimizi çektik tabii ki arkadaşlar. Bakın aradaki tek trabzanımı yaparken ve sonrasında birer tane zincirimiz var. Lastik olarak alıyorum onu. Yine bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Üç zincir. Karşıki bloğumun hemen ilk trabzanına lastik olarak alıyorum. Bir zincir. Bakın buradaki trabzanımı yine önden ön lastik olarak aldım. Yine bir zincir çekiyorum. Ve bunları da yine lastik olarak alıyorum. 3 zincir. Bir zincir ve şu ortadakini, trabzanı yine sıkalı olarak alıyorum ve bir zincir çektim. Üç zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani ikinci sırada yapmış olduğumu aynısını burada yapıyorum.
Ben şöyle döndürelim. Bakın. Modelimiz oluşmaya başladı bile. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bir zincir çektim. Bakın burada bir trabzanım var sıra sonunda. Bunu yine önden alıyorum. Bir zincir yine çekiyorum ve birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Döndüm. Evet, ipimi doluyorum. Şuradaki lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi altta 3 tane dolgu yapmıştık arkadaşlar. 2 sırada 3 dolgumuz vardı bloklarımızda. Şimdi 4 tane dolayacağım bu boşluğa. Bakın şuradaki trabzanımın hemen sol tarafındaki o bir zincir çekmiş olduğumuz yer. 4 kere doluyorum. 1 2 3 yani 4 kere trabzan yapıyorum burada. 4. Bir zincir çekiyorum. Şu 3 zincir çekmiş olduğum şu boşluk. Buraya sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektim. Geldik buraya. Şu trabzanımın yani şu lastiğimin hemen şuradaki boşluğa. Buraya 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Bunu lastik olarak alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Hemen yanındaki yere 1 2 3 4 bir zincir çektim. Boşluğa sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve şuradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4. Bunu yine lastik olarak alıyorum. Yanındakine 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir zincir şuraya lastik olarak alıyorum. Bakın. Yine bir zincir çektim. Şuradaki trabzanın boşluğa. Dört tane trabzan yaptım. Lastiğimi aldım. Ve yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir zincir ve sık iğne. Bir zincir. 4 trabzan. Lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. İpimi doluyorum ve 4 trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Yine sıra sonunu sizlerle paylaşacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın birleştirmem gereken yer burası. Bloğum burası. Lastiğimin hemen solunda 4 trabzanım var. Sağında 4 trabzanım yok. Hemen bakın şuradaki boşluk. Şu. Bakın üstteki değil, şu alttaki. Buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 Bakın sık iğneden sonra bir zincir çektim ve oraya 4 tane trabzan yapacağım. 3 4 Ve şu kısımla bakın şu. Şurayla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şöyle döndürüyorum. Buradaki bu 4 taneyi yine ters kısımda ne yapıyoruz? Bunları sık iğne olarak, lastik olarak alıyoruz arkadaşlar. 2 3
ve 4. 3 zincir çekiyorum. Sık iğneli yerin hemen üstüne 3 zincir çekiyorum. Karşıya atlıyorum sık iğne olarak. 2 3 bakın bellerinden 4. Bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki trabzanım, yani lastik trabzanımı önden yine alıyorum. Bir zincir çektim. Bunları da yine bu şekilde alıyorum. 1 2 3 ve 4. Yine 3 zincir çekiyorum. Buraya 2 3 4. Bir zincir. Şuradaki trabzanımı yine önden alıyorum. Bir zincir. Bunları da yine lastik olarak alıyorum. Bir, iki, üç zincir. Şu sık iğneli yerde üç tane zincir çekiyorum. Birbirini tekrar eden sıralar arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın. Evet. 3 zincirimi çektim. Karşıya geçiyorum. Buradaki bloğuma. Bir zincir ve bunu lastik olarak aldım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edelim. Sıra sonunu yine sizlerle paylaşacağım. Sonrasında zaten artık kendimiz devam edebilirsiniz. Evet, sıra sonundayım. 4 tane bakın sık iğnemi yaptım. Lastik olarak bir zincir çekiyorum. Şurada bir tane trabzanım var. Bunu trabzan olarak aldım. Bir zincir çektim ve şurada bileşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çekip döndürdüm. İpime doluyorum. Lastiğimi alıyorum. Bakın ilk başta lastik alıyoruz. Daha sonrasında şuradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Hemen bu trabzanımın kenarındaki boşluk 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4. Bir zincir çektim. Şu 3 zincirimin olduğu yere sık iğneyle bağladım. Yine bir zincir çekiyorum. Ve şuradaki şu lastiğimin hemen şuradaki boşluğuna 4 tane trabzan yapıyorum. Lastiğimi alıyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafındaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve şu 3 zincir çekmiş olduğum alttaki yere sık iğne ile bağlıyorum ve bir zincir boşluğa 4 tane trabzan. Evet, şimdi eteğimiz bu şekilde büyüyecek arkadaşlar. Şöyle bakın. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Yaklaşık olarak 22-23 santim kadar öreceğim. Sizler de örün, sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar, eteğimin bedenini, boyunu ayarladım, ördüm. Şimdi sizlere kaç santim örmüşüm bunu da söyleyeyim. Şöyle 23 santim kadar ördüm. Benim için yeterli bir ölçüdür. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi şu bel için böyle biraz zincir çektim. Bakın. Bu zinciri şöyle eteğinize ölçün arkadaşlar. Bakın şöyle bel kısmına ölçün. Yapmış olduğunuz eteğinin bel kısmına ölçün bu şekilde ve ona göre bakın, hatta benim birazcık daha örmem zincirimi çekmem gerekiyor. Orada fiyonk yapacağım. Tamam. Şimdi bunu buna nasıl takacağız onu göstereyim. Öncelikle ortasını bulacağız eteğimizin. Şöyle koyalım.
ortalayalım. Şu dilimleri üst üste getirdim. Bakın şu dilimleri ben üst üste getirdim. Şuradan birini buradan, birini de şöyle şuradan takabilirim. Şimdi şöyle ters döndürüyorum. Nasıl bıçağımı paylaşacağım şimdi. Bakın iki, şöyle. Evet. Şimdi şuradan takacağım ipimi. Hatta şöyle yapayım. İki iki alarak, yani şu çıkıntıları iki iki alarak, bakın iki, bir iki ve bir iki. Bakın ortaya getirdim. İki tane üstte, iki tane altta, iki tane üstte kalacak şekilde eteğime takacağım bu zincirimi. Şöyle biraz daha çekeyim. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8. Şöyle yapacağım. Evet. 2, 1, 2 ve 1, 2. Bakın burada da 2 tane kaldı. Şimdi şuradan da takamadım. Bir dakika. Evet, şöyle. Bir kanca yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Benim elimde şu an için yoktu arkadaşlar. Şurası 3 olmuş. Orayı söktüm. Tekrar yaptım. Bir eşitlik olsun istiyorum çünkü. Dediğim gibi tığla zorlanırsanız kanca ile yapın. Bakın 2-2 yaptım burayı da. 2, 4, 6, 8 şuradan takalım. 2, bakın 2 tane altta kalacak. 2 tane de üstte kalacak şekilde yine yapıyorum. Evet, ben biraz tığla zorlandım. Ama sanırım anlaşıldı. Şimdi sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, son kısma geldim. Yine 2-2, bakın 2-2 alıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir döndürelim. Şu kısım biraz uzun oldu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dengeyi sağlamak için şuradan birazcık çekeceğim. Biraz daha çekmek istiyorum. İki ucu da birbirine eşitlemek istiyorum. Evet. Şimdi benim için şu zincir yeterlidir. Bakın ipimi de kesmemiştim. Hani eğer kısa gelirse diye. Şimdi kesebilirim ipimi orada. Şimdi boncuklarım var. Boncuklarımı da takacağım. İsterseniz takmayın arkadaşlar. Şöyle bakın. Tığımı alıyorum içinden. Şimdi kalınca boncuklar kullanıyorum. Her bir tarafa 3 tane takacağım. İçinden çıkarıyorum. Yine bunu da tığıma içine takıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle şurada bir düğüm yapacağız. Tekrar bir düğüm daha yapıyorum. Buradaki düğüm birazcık kalınca yapıyorum. Şu boncuklarım içinden çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım.
Şimdi diğer tarafa da diğer boncuklarımı takıyorum. Yine içinden. Yine burada düğümümüzü yapıyorum. Birkaç kere düğümleyeceğim. Tamamdır. Şu uçta şu fazla kalan yeri keselim. Diğer tarafta da kesiyorum. Şimdi burada bir fiyonk oluşturacağım. Bakın, şöyle bağlıyoruz. Bu şekilde eteğimizi sonlandırmış olduk arkadaşlar. Bakın boncuklarımız da ayrı bir hava kattı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz ister boncuklu ister boncuksuz size kalmış istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah kolaylıkla yapabilmişsinizdir modelimi. İnşallah beğenerek de örmüşsünüzdür. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık. Hepinize sağlıklı günler dilerim.